Tripatrading'den yeni bir videoya tekrar hoş geldiniz. Bu videoda size çok benzersiz bir Heikin eşi candlestick trading stratejisini açıklıyorum. Bu strateji TradingView'deki en benzersiz candlestick modellerinden birine dayanmaktadır. Candlestick'in yanı sıra iki indicator daha kullanıyoruz ve bir saatlik time frame üzerinde işlem yapıyoruz. Videonun sonuna kadar benimle kalın çünkü bu strateji size çok para kazandıracak. İlk önce stratejiyi size tamamen açıklayacağım, daha sonra bu stratejinin gerçekten işe yaradığını görebilmeniz için canlı olarak test edeceğim. Başlamadan önce çarta iki indicator ekliyoruz. Bunlar Moving Average Exponential ve Volume Indicator'dır. Önce bu iki indikatörü ayarlamalıyız. İlk olarak Moving Average'e çift tıklayın ve Length 100 olarak değiştirin. Bu, çizgiyi daha büyük bir ortalamaya dönüştürür. Ardından Volume Indicator'a çift tıklayın ve Volume MA'yı açın. Bu rengi diğer hareketli ortalamadan ayırt etmek için beyaz yapabilirsiniz. Öncelikle tüm indikatörlerin ve Heikin eşi candle'ın tam olarak ne anlama geldiğini bilmek önemlidir. Heykin eşi candle ile başlayalım ve neden bu kadar popüler olduklarını açıklayalım. Bu candle seçilen dönemin açık ve kapalı verilerini kullanır ve bu şekilde grafikteki fazla dağınıklığı filtreler. Bir saatlik time frame işlem yaptığımızdan, indicator bir saatlik açık ve kapalı verilerdeki dağınıklığı filtreliyor. Bu şekilde eğilim çok daha net hale gelir ve pozisyonları daha uzun süre tutabilir ve piyasanın hangi yönde hareket ettiğine kolayca karar verebilirsiniz. Şimdi Heikin eşi candle, ortalama bir eğilimi bir candlestick ile birleştirdiği için fiyatın hangi yönde hareket ettiğini açıkça görebiliyoruz. Ama emin olmak adına, Moving Average Exponential Indicator'u da ekledik. İşte bu chartta gördüğünüz mavi çizgi. Bu satır olduğu gibi, ancak daha uzun bir süre boyunca aynı verileri kullanır. İndikatör lentini yüze yerleştirdik, bu da bu indikatörün son 100 candle üzerinde ortalama bir fiyat hareketi ölçtüğü anlamına geliyor. ve son olarak volume indicator ekledik. Bu indicator candle başına hacmi gösteriyor. Bu candle'ların üzerinde başka bir moving average görüyoruz. Bu çizgi ortalama hacmi işaret ediyor. Şimdi, her biri ortalama bir fiyat hareketini saptayan 3 farklı veri kaynağımız var. Ve Heykin eşi Candle ile buna akıllı bir şekilde cevap vereceğiz. Artık tüm indikatörlerin ne anlama geldiğini bildiğinize göre, stratejiyle başlayabiliriz. Bu stratejiyi her daim uygulayabilirsiniz, fiyatın bir düşüş trendinde veya yükseliş trendinde hareket etmesi önemli değildir. İlk olarak, Moving Average Exponential Indicator'a bakalım. Fiyatın daha uzun bir süre boyunca ne yaptığını bilmek istiyoruz. Fiyat indikatörün üzerinde mi hareket ediyor? O halde fiyat bir yükseliş trendinde hareket eder. Fiyat indikatörün altında mı hareket ediyor? O halde fiyat bir düşüş trendinde hareket eder. Mesela burada fiyatın bir yükseliş trendinde hareket ettiğini açıkça görüyoruz. Fiyatın moving average'in altında mı yoksa üstünde mi hareket ettiğini öğrenir öğrenmez moving average line'a geri dönmesini bekleyeceğiz. Fiyatın moving average line'a ulaşmasını istiyoruz. Bu, burada ve burada olur. Fiyat moving average çizgisine geri düşer düşmez, genellikle çizginin üzerinde hareket ettiği için, fiyatın ortalama olarak ucuz olduğu anlamına gelir. Fiyat tekrar çizgiye doğru düştüğü anda alıcılar girebilir. Bu da fiyatın tekrar yükselebileceği anlamına gelir. Fiyat bu çizgiye doğru düştüğünde direkt atlamıyoruz. Ne zaman girebileceğinizi söylemeden önce BYBit Exchange'e bir göz atıp atmadığınızı sormak istiyorum. Bybit'te bu stratejiyi kolayca analiz edebilir ve hemen uygulayabilirsiniz. Buna ek olarak borsa yeni başlayanlara 3000 dolara kadar bir bonus veriyor. Bu videonun altındaki bağlantı üzerinden bir hesap oluşturup bu bonusu talep edebilirsiniz. Bu bonusla ücretsiz pozisyonlar açabilir ve bu stratejiyi test edebilirsiniz mesela. Bonusun kendisini harcayamazsınız, ancak bu bonusla elde ettiğiniz karları harcayabilirsiniz. Ben de BYBIT ile ticaret yapıyorum ve bu değişimden çok memnunum. Kaldıraçla işlem yapabilir ve 4 çarp düzeni kullanabilirsiniz. Bu yüzden kesinlikle bir göz atmaya değer. Hemen videoya geri dönelim. Moving Average çizgisine doğru bir pullback görür görmez, olası giriş noktalarına bakmaya başlayabiliriz. Ama fiilen girmeden önce, hala iki confirmation bekliyoruz. Yeşil heykin eşi candle ve ortalama hacim çizgisinin üzerinde yükselen bir hacim bekliyoruz. Bu, hacim yükseldikçe ve heykin eşi candle tekrar yeşile döndükçe diğer alıcıların devreye girdiğini gösteriyor. Şimdi üç farklı alanda, fiyat zaten bir yükseliş trendinde hareket ederken fiyatın potansiyel olarak tekrar yükselebileceğini görüyoruz. Bu karlı pozisyonlar yapmamızı sağlar çünkü fiyatın tüm onaylardan sonra keskin bir şekilde yükseldiğini görürsünüz. Size başka bir örnek göstereyim. Buradaki chart'ta fiyatın moving average indikatörün üzerinde hareket ettiğini görebilirsiniz. Bu, fiyatın bir yükseliş trendinde hareket ettiği ve potansiyel olarak bir pozisyon satın almak için moving average çizgisine doğru bir pullback bekleyebileceğimiz anlamına gelir. Burada fiyat moving average çizgisine doğru düşer. O anda yeşil bir Heykin eşi Kendall bekliyoruz. O burada oluyor. Son olarak, ortalama çizgi üzerinde artan bir hacim görmek istiyoruz. Ve o da burada oluyor. Yani bir pozisyon açabiliriz. Bir pozisyon açmadan önce, pozisyonu tekrar kar veya zarar için nerede satacağınızı belirlemek her zaman önemlidir. Bu strateji ile stop lossu her zaman son düşük seviyenin altına yerleştiriyoruz. Diyelim ki burada bir pozisyon açtınız, sonrasında stop loss'u şöyle düşük bir yere koyuyorsunuz. Hedefimizi her zaman stop loss'un iki katına yerleştiriyoruz. Bu, iki risk reward oranına ulaşmak istediğimiz anlamına gelir. Yani yine burada bir pozisyon açıp stop loss'umuzu son düşük seviyenin altına yerleştirirsek, pozisyonu yatırdığımız miktardan iki kat daha fazla kar elde ederiz. Bunun güzel bir karla kapatıldığını görebilirsiniz. dediğim gibi, bu strateji bir düşüş trendinde de mümkündür. Size bunun bir örneğini göstereceğim. Aslında her şey aynı şekilde işliyor, sadece bunu tersine çevireceğiz. Burada gördüğünüz gibi, fiyat açıkça bir düşüş trendinde hareket ediyor. Bu durumda 100 moving average çizgisine doğru bir artış görmek istiyoruz. Bu noktada yeşil yerine kırmızı bir heykin eşi candle bekliyoruz. Ve bundan sonra ortalamanın üzerinde bir kırmızı hacim barı görmek istiyoruz. Bu durumda yükselen hacim ilk kırmızı heykin eşi Kendall ile aynı yerde değil, ama sorun yok. İlk kırmızı hacim barı normalden yüksek olduğunda girebilirsiniz. Bu örnekte, burada bir kısa pozisyon açıyoruz ve stop loss'umuzu son yükseğe yerleştiriyoruz. Sonra yine iki risk reward oranını bekliyoruz. Bazılarınız piyasa düşerken tam olarak nasıl kar elde edebileceğinizi merak edebilirsiniz. Ama bu o kadar da zor değil. Nasıl ki piyasa yükseldiğinde kar ediyorsanız, piyasa düştüğünde bir short order ile para kazanırsınız. Böyle bir emiri BY bit borsasında açabilirsiniz. Trading'in bu şeklinde hemen hemen her gün olasılık vardır. Açıklamadaki bağlantı üzerinden Bybit'i ziyaret edebilirsiniz. Size grafiğin biraz ilerisinde başka bir örnek göstereceğim. Hala bir düşüş trendinde hareket ettiğimizi görüyoruz ve bu nedenle Moving Average'e doğru bir yükseliş bekliyoruz. Burada kırmızı bir Heikin eşi candle görüyoruz, ancak hacim henüz ortalamanın üzerine çıkmıyor. Bu yüzden hala bir short order açmak için beklememiz gerekiyor. Biraz daha ileride hacimde bir breakout görüyoruz. Bu bize pozisyonu açmak için yeterli onayı veriyor. Gördüğünüz gibi, fiyat zaten moving average'in üzerine çıktı, ancak genel olarak hala bir düşüş trendindeyiz. Bunu fiyatın çoğu zaman hareketli ortalamanın altında hareket etmesinden görebilirsiniz. Yani burada hala bir kısa pozisyon açabiliriz. Stop son yükseğin üzerine yerleştiriyorum ve karı stop loss'un iki katına alıyorum. Yine ikilik güzel bir risk reward oranı. Bence konsept gayet açık. Şimdi stratejiyi tekrar test edeceğim ve sonuçlardan söz edeceğim. 11 aylık dönemde 63 pozisyon açtım, bunların 26'sı zararla, 37'si karla kapandı. Her karlı pozisyonda, yatırımımın 2 katını geri kazandım ve toplam 48 kat kar elde ettim. Görebileceğiniz gibi, bu biraz daha uzun bir zaman dilimine sahip bir stratejidir. Bütün gün bilgisayarınızın başında oturmak zorunda olmadığınız için, tam zamanlı işinize veya eğitiminize ek olarak yapmak idealdir aşağıdaki yatırımlarla neler kazanabilirdiniz bir göz atalım. Sadece küçük bir hesabınız olduğunu ve bir pozisyonda yalnızca 50 dolar kaybetmek istediğinizi varsayalım, 11 ay içinde ek 2400 dolar kazanırdınız. Pozisyon başına 250 dolar gibi biraz daha fazla risk alabilirseniz, 11 ay sonra 12 bin dolar kazanırdınız. Okulunuz veya tam zamanlı işiniz olmadığını, zaten daha deneyimli bir trade olduğunuzu ve trading hesabınızda zaten iyi miktarda sermayeniz olduğunu varsayalım. işlem başına 1500 dolar risk alabilseydiniz 72000 dolar kazanabilirdiniz. Chartı kendiniz analiz etmek istemiyorsanız web sitemize bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bybit'te premium paketimizle chartı sizin için analiz ediyoruz. Size ise yalnızca stop loss ve take profit fiyatlarını eklemek kalıyor para kazanmazsanız para iade garantisi veriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki sefere görüşürüz.